Arkadaşlar merhabalar. Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle KPSS coğrafya konu anlatımlarına devam ediyoruz. Bugünkü konumuz arkadaşlar Türkiye'nin iklimini işledikten sonra Türkiye'nin iklimiyle birbirine çok paralel olan Türkiye'de bitki örtüsü konusunu birlikte işleyeceğiz değerli arkadaşlar. ÖSYM'nin özellikle geçen sene Sarıçam ormanlarıyla sorduğu ve her sene mutlaka soru sormaktan çekilmediği bir yerdir. Bitki örtüsü ve toprak özelliklerinden bir tane soru bazı yıllar iki tane soru gelebilmektedir. Lisans ön lisans orta öğretim için Burası çok ama çok önemli değerli arkadaşlar. O yüzden dikkatle dinlemenizi, bol bol not almanızı tavsiye ederim. Hadi hep birlikte Türkiye'nin bitki örtüsüne bir bakalım diyelim. Ve videoya geçmeden önce lütfen beğenirseniz, takip edersiniz. Arkadaşlarınıza da önerirseniz çok mutlu olurum. Hadi hep birlikte başlayalım. <laughs> Türkiye'nin bitki örtüsü, değerli arkadaşlar baktığımızda biz bitki örtüsü bakımından çok çok zengin bir ülkeyiz. Burada bitki örtüsü bizde dünyanın en zengin ülkelerinden birisiyiz. Çeşitlilik bizde çok fazla arkadaşlar. Bitki örtüsü çeşitliliği ve bu çeşitlilikte Avrupa'da ilk sırada yer alıyoruz. Tabi bunların nedenlerini hep birlikte konuşacağız sizlerle ama biz Dünyada arkadaşlar hiç sormadı ÖSYM bunu. Ee, flora alemleri vardır. Flora bitki demektir. Bitki alemleri, flora alemleri vardır ki biz Holartik flora alemindeyiz. Sakın unutmayın. Holartik flora alemindeyiz ve Türkiye 3 adet flora alemine bağlıdır arkadaşlar. Hemen onları getireyim yakından görelim. 3 tane Türkiye'de ne varmış? Flora alemleri varmış diyeceğiz. Bunlar neler? Hemen şuradan tabii ki de yine Kemal Arslan hocamızın hazırladığı, hazırlamış olduğu müthiş bir haritayla karşınızdayım. 3 tane Türkiye'de flora alemi vardır. Yakından görelim diye bu şekilde getirdim. Birinci flora alemimiz arkadaşlar Avrupa Sibirya flora alemi. Bakın görüyorsunuz burada Avrupa Sibirya beyazla gösterilen flora alemi. İkinci flora alemimize baktığımızda ya da şöyle söyleyeyim pardon. Burada arkadaşlar Mere Tırmağı vardır. Mere Tırmağı'nın doğusu kolçik. Batısı öksin olarak geçer. Avrupa Sibirya flora aleminin tekrar ediyorum. Türkiye'de 3 flora alemi var. Birincisi Avrupa Sibirya flora alemi. Bu da Öksin ve Kolsik olarak ortaya çıkar. Kolsik ortaya çıkar. Ve e, mere Tırmağı vardır hemen şurada. Kalemle net göstereyim. Bakın şurası Mere Tırmağı'dır. Bunun doğusu Kolşik, Bunun batısı ise Öksin olarak geçmektedir. Değerli arkadaşlar bunları da lütfen unutmayalım. Ve yine baktığımız zaman özellikle Türkiye'de en geniş alanda görülen flor alemi İran Turan flor alemidir. Türkiye'de bakın İç Anadolu'nun tamamını kapsamakta. İşte Ege Akdeniz'in bir kısmını Güney Anadolu'nun bir kısmını ve Doğu Anadolu, Güney Anadolu'nun hepsini ve Doğu Anadolu'nun hepsini kapsamakta. Yani Anadolu İran Turan flor alemi Türkiye'deki en geniş flor alemidir. Sakın unutmayalım. Ve burada bir Anadolu diagonali ya da Anadolu çaprazı vardır ki burada arkadaşlar şu şekilde sıra dağlar e, kaplamakta ve ikisi arasında bitki örtüsü çeşitliliğinin hayvan çeşitliliğinin e, çeşitli olmasını daha fazla olmasını sağlamakta. Yani buradaki hayvanların bu kısma geçmesini buradaki hayvanların da bu kısma geçmesini engellemiştir Anadolu diagonali. Ve Akdeniz iklim kuşağında yer almamız hasebiyle Akdeniz flora aleminde görmekteyiz ki zaten Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda özellikle Akdeniz flora alemlerini görmekteyiz değerli arkadaşlar diyeceğiz. O zaman şöyle bir tekrar ediyoruz. Türkiye'de 3 tane flora alemi var. 1. Türkiye holartik flora alemleri içerisinde yer alır. 1. 2. Türkiye'de görülen 3 tane flora alemi var. 1. Avrupa Sibirya. Mere tırmanın doğusu Kolşik, batısı Öksün olarak geçmektedir diyoruz. Türkiye'de en geniş alanda görülen flora alemi İran Turan flora alemidir unutmuyoruz. Ve e, Akdeniz flora alemini de göreceğiz. Ve arkadaşlar bakın. Flora alemi olarak Türkiye'de en fazla endemik bitki ve bitki çeşitli en fazla İran Turan'dadır diyeceğiz. Ama bölge bazında baktığımızda buna biz Akdeniz bölgesi diyoruz. Flora alemi farklı bölge farklıdır. Ayrımını yapacağız bunun sizle. Evet bunu konuştuk sizlerle. Şimdi tekrardan dersimize, konumuza devam edelim. En geniş İran Turandı ve en fazla endemik bitki İran Turandaydı. Flora alemi olarak. Bunu ben sizlere bölge bazında baktığımızda Akdeniz bölgesi diye belirteceğim değerli arkadaşlar. Ve yine baktığımız zaman ormanlara bir bakalım şöyle. Ormanlardan başlayalım. Arkadaşlar ormanlar Türkiye için ve dünya için tabii ki de olmazsa olmazdır. Yani buraya baktığımızda ormanların bir araya gelmesiyle de ağaçların bir araya gelmesiyle ormanlar oluşur. Ormanların dağılışını arkadaşlar nemlilik belirler ve ormanların dağılışını belirleyen en önemli faktör iklim faktörüdür unutma. Bitki örtüsünü ve arkadaşlar e, özellikle toprak özelliklerini belirleyen en önemli faktör kesinlikle iklim faktörüdür diyeceğiz ve topraklar e, ormanlarda da aynı şekilde nemlilik en önemli faktör ve sıcaklık da çok önemlidir diyeceğiz. Türkiye'de en fazla orman Karadeniz bölgesinde yer almaktadır. Daha sonra Akdeniz ama değerli arkadaşlar farka bir bakın Karadeniz 25, Akdeniz 24 arada çok bir fark yoktur diyeceğiz. Bu da Karadeniz'de dağların kıyıya daha yakın olması hasebiyle sadece dağların kuzeye bakan, denize bakan yamaçları bol orman örtüsüyle kaplıdır diyeceğiz. Ee, i̇ç kesimlerde ormanlık alanlar daha azdır diyoruz. Bunları anlatacağım. Ve Türkiye'de en az ormanlık alan Güneydoğu Anadolu'da bakın %3 ile Güneydoğu Anadolu'da ormanlık alanı görüyoruz. İç Anadolu %7. Değerli arkadaşlar hatırlarsanız iklim konusunda size anlatmıştım bunu. İklim konusunda dedim ki en fazla işte pardon en az yağış alan bölgemiz İç Anadolu. Bakın bu ikisini lütfen karıştırmayalım. En az yağış alan bölgemiz İç Anadolu olmasına rağmen en az ormanlık alana sahip bölgemiz Güneydoğu Anadolu'dur. İkisi arasındaki ayrımı yapalım lütfen. 1 2 Dünyada en fazla Türkiye'de bulunan ağaç. Bakın Türkiye'de en fazla bulunan ağaç demiyorum. Dünyada en fazla Türkiye'de bulunan ağaç kızılçam ağacıdır. Akdeniz ikliminin geniş alanlara yayılması hasebiyle tamamen bir kızılçam ağacı, kızılçam ülkesi diyebiliriz. Ama Türkiye'de en yaygın ağaç türü karasal iklime sahip olmamızdan dolayı meşedir diyoruz. Çıkmış sınav sorusudur. Meşeyi unutmayalım. Kızılçam, meşe, karaçam. Özellikle sıralama şöyle meşe, karaçam ve kızılçam. Arkadaşlar bu 3 ağaç türünü unutmayın. Türkiye'de bulunur. Zaten bunun sıralamasını da vermiştim. Oraya bakarız. Şimdi özellikle en saf ormanlar Türkiye'de fıstık çamıdır ki çok çok güzel Akdeniz ve Ege çevresinde vardır diyeceğiz. Dünyada en çok bundan Türk en çok Türkiye'de bulunan ağaç kızılçam. Türkiye'de en yaygın ağaç türü meşe. Peki neden meşe bu kadar fazla yaygın? Karasal iklimi sahibiz diyeceğiz. Ve Türkiye'nin arkadaşlar %28'i ormanlarla kaplıdır diyoruz ki ormanlık alan ülkemizde çok fazladır. Ama maalesef ki orman yangınları da ülkemizde çok fazla. Bunun en temel sebeplerinden birisi Akdeniz iklim kuşağında yer aldığımız için yaz aylarımız şiddetli sıcak ve kurak geçmektedir. Kurak geçtiği için bitki örtüsü otlar ne yapar iyice kurur. Kuruduğundan dolayı en ufak bir kıvılcım bile orman yangınlarına sebep olur. O yüzden yaz aylarında lütfen dikkatli olalım ormanlarımızı koruyalım. Ve Türkiye ormanlarının %80'i kıyılarda bulunur. Çünkü ormanları belirleyen en temel faktör nemlilik, sıcaklık demiştik. Kıyı bölgelerimizde denizel etkiye sahip olduğu için daha ılıktır, daha sıcaktır, daha yağışlıdır ve daha nemlidir. Bu yüzden %80'i kıyılarda bulunması gayet normaldir. Ve bakın değerli arkadaşlar bunu hep karıştırıyorsunuz. Karıştırmayın çıkmış sınav sorusudur. Türkiye'de en fazla orman olan bölüm Batı Karadeniz'dir. Peki neden hocam? En fazla yağışı Doğu Karadeniz alıyor da neden en fazla orman Batı Karadeniz'de? Hemen bakalım. Hemen bakalım sizlere hemen Google programına, Google Earth programına gidiyoruz. Geldi programımız. Bakın değerli arkadaşlar. Şurası Doğu Karadeniz. Sadece kıyı kuşağında dar bir alanda ormanların olduğunu görüyoruz. Neden hocam? Çünkü burada ne var? Dağlar vardır. Doğu Karadeniz kıyı kuşağında işte dağlarımız var. Kaçkar dağları gibi. Denizden gelen nemli hava kütlesi bu dağlarda yağış oluşur ve bu dağların denize dönük yamaçları bakın ormanlık alanla kaplıdır. Mesela Zil Kale'yi falan görüyorsunuz. Ormanların ne kadar kaplı olduğunu görüyor musunuz burada? Yani ağaçları, ormanları çok net bir şekilde görüyoruz. Ama bunun bakın hemen içeriye doğru birazcık içeriye doğru gidiyorum. Bakın burada ormanlar var mı? Yok. Niye? Çünkü arkadaşlar buralara çok fazla yağış yok, buralar nemlilik çok az buralarda. O yüzden ormanların daha az olduğunu görüyoruz burada. Bakın görüyor musunuz topografiyi? Yani nasıl ormanın daha az olduğunu görüyoruz. E birazcık daha içeriye gittiğimizde ormanların daha az olduğunu görüyoruz. Sadece Doğu Karadeniz'de kıyı kuşağında ormanlar fazladır. Dağlar kıyıya yakın olduğu için daha fazla yağış almasına rağmen orman alanı daha sınırlıdır. Ama Geliyorum şöyle birazcık büyüteyim tam net görün. Batı Karadeniz'e gelin değerli arkadaşlar. Bakın Batı Karadeniz'de dağlar kıyının gerisinde uzanıyor görüyor musunuz? Dağlar kıyının gerisinde uzandığı için ormanlık alan daha fazladır burada. Ve bakın görüyorsunuz burada özellikle ormanların ne kadar geniş alana yayıldığını Batı Karadeniz'de görüyoruz. Sakın bunu unutmayın. E hocam o zaman biz ormancılık faaliyetleri dediğimizde daha fazla nereye gideceğiz? Batı Karadeniz'e gideceğiz. Kereste sanayi istediğinde daha fazla Batı Karadeniz'e gideceğiz. Niye? Çünkü Batı Karadeniz'de ormanlık alan daha geniş alandadır diyoruz. Bir bilgi daha vereyim. Yüz ölçümüne oranla en fazla ormanlık alan Karabük'tedir arkadaşlar. Karabük'e baktığımız zaman Karabük'ün yaklaşık %70-%80'i ormanlarla kaplı. Bakın şurası şehir arası olduğu için ne kadar da belli ediyor. Maalesef insanların yerleşim burada. Ama Hemen şu kesimlere bakın karabükte görüyor musunuz? Yani %70-80 oranında şöyle bir sınırlarına şöyle bir bakalım karabüğün. Net bir şekilde görüyoruz ormanlık alanın çok geniş alanlara yayıldığını görmekteyiz. Ama bize dese ki en fazla ormana sahip olan ilimiz yüz ölçüm falan yok. En fazla ormana sahip olan ilimiz Antalya değerli arkadaşlar. Sakın unutmuyoruz. En fazla ormana sahip olan ilimiz Antalya'dır. O zaman hocam bir tekrar edelim mi? Edelim. 1. Doğu Karadeniz'de hocam bol yağış alır. Türkiye'nin en fazla yağış alan yeridir ama dağlar kıyıya yakın olduğundan dolayı sadece denize dönük yamaçları bol ormanla kaplı. İç kesimlerde ormanlar yok. 1. 2. Hocam Batı Karadeniz dedik ki özellikle ormanlık alan en fazla olduğu bölgemiz Batı Karadeniz'dir. 2, 3. Hocam burada Karabük vardır. Yüz ölçümüne oranla en fazla ormanlık alan Karabük'tedir ki Karabük'ün yüz ölçümü %70, %80'i neredeyse ormanlarla kaplıdır. Başka hocam dedi ki ormanlık alanın en fazla olduğu ilimiz de Antalya'dır. Yüz ölçümünün de geniş olması burada etkili. Peki ormanlık alanımız en az nerede? Türkiye'nin en doğusunda arkadaşlar Iğdır'da. En az yağış alan ilimiz de Iğdır'dır en az ormana sahip olan ilimiz de Iğdır'dır diyeceğiz ki Iğdır şehir merkezini görüyorsunuz. Bakın bunlar tarım arazisi bunlar orman değil arkadaşlar tarım arazilerini görüyorsunuz. Ağaçın yani orman alan en az olduğu ilimiz Iğdır'dır diyoruz. Bunlara ne yaptık? Bu şekilde sizlere net bir şekilde gösterdim. Ve burada da hepsi yazıyor. En çok orman Batı Karadeniz'de, en çok orman il olarak Antalya'da, en az orman Iğdır, yüz ölçümün oranla Karabük diyeceğiz. Bir de ormanların kendini yenileyebilme süresi vardır. Yağış ve sıcaklık koşullarının fazla olduğu yerlerde orman kendini daha hızlı yenilir. Ormanların kendini yenileyebildiği sürenin en kısa olduğu yer Doğu Karadeniz'dir. Karadeniz kıyı kuşağında ormanlar kendini daha hızlı yenilir. Tıpkı toprak gibi. Toprakta da anlatacağım. Toprakların kendini en hızlı yenileyebildiği bölgemiz yine Karadeniz'dir. Çünkü yağış ve sıcaklık koşulları elverişli olduğu için diyeceğiz arkadaşlar. Ormanlarımıza baktığımız zaman şöyle birazcık aşağıya gidelim. Bakın ormanları şurada daha net bir şekilde görüyor musunuz? Batı Karadeniz'deki ormanları. Doğu Karadeniz'de daha sınırlı ve şurada Antalya çevresinde ormanları görüyoruz. Iğdır'da ormanın en az olduğunu zaten görüyoruz burada. Ağaçlarımız geniş yapraklı ormanlar ve iğne yapraklı ormanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Geniş yapraklı ormanlarımız arkadaşlar meşe ki Türkiye'de en yaygın görülen kayın Karadeniz'de görülür anlatacağım. İşte gürgen, ıhlamur, kestane, akça ağaç, kızıl ağaç, çınar ağacı, diş budak, titrek, kavak gibi ağaçlar. Bunlar arkadaşlar geniş yapraklı ağaçlar sınıflandırmasında yer alır. İğne yapraklı değilse genellikle kızıl çam ormanları, kara çam, sarı çam, ki çamları burada görüyoruz. Ardıç ağacı, gökner ağacı, sedir ve ladin ağaçlarını görmekteyiz arkadaşlar diyeceğiz. Ve genellikle karıştırılan bir yer ÖSM'nin çok sevdiği bir yer orman alt sınırını nemlilik verirler. Hocam nedir orman alt sınırı? Ormanların inebildiği en alt sınıra ya da ormanlar deniz seviyesine ne kadar yakınsa orman alt sınırı o kadar düşüktür. Hemen aşağıda net bir şekilde görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Burası Karadeniz'deki ormanlar. Bakın Karadeniz'de ormanlar 0 metrede deniz seviyesinde başlar. Tamam mı? Ama Akdeniz'e bakın. Akdeniz'de ilk başta maki vardır. Daha sonra ormanlar başlar. Yaklaşık 400-600 metrelerde ormanlar başlar diyeceğiz. Ya da bakın 800 metreye kadar orman görülmez. 800 metrenin üstünde orman görülür. Ne kadar nemlilik fazlaysa unutma. Nemlilik, yağış ne kadar fazlaysa orman alt sınırı o kadar azdır. Orman alt sınır en az Doğu Karadeniz'dedir diyeceğiz. Niye? Karadeniz bölgesi için diyoruz. Niye? Çünkü nemlilik yağış var. O yüzden ormanlar deniz seviyesinden başlar diyeceğiz. 1, 2, Orman üst sınırı belirleyen şey enlemdir sıcaklıktır. E hocam o zaman orman üst sınırı en fazla Akdeniz'de olması beklenir. Ama bakın bunu üstüne basa basa söylüyorum. Bir gün ÖSYM e soracak. Orman üst sınırı en fazla kesinlikle Doğu Anadolu'dur. Bu enleme ters bir durumdur. Normalde Akdeniz olması beklenirken Doğu Anadolu'dur. Bakın görüyor musunuz? Akdeniz bölgesinde ormanlar 2300 metreye kadar çıkar. 2300 metrenin üstünde orman göremezsiniz. Ama Doğu Anadolu'ya baktığınızda özellikle 2800 metrelerde titrek kavak ve sarıçam ormanlarına rastlanır diyeceğiz. Yani orman üst sınır en yüksek neresiymiş? Doğu Anadolu'ymuş unutmayın bu bir enleme ters bir durumdur. Normalde Akdeniz olması beklenir ama Türkiye'nin özel konumundan dolayı, Türkiye'de karasallıktan dolayı ve yükseltiden dolayı en fazla nerede orman üst sınırı? doğan Anadolu. Sakın unutmayın çok önemli. Şimdi tek tek bir bakalım ormanlarımıza. Karadeniz ormanları değerli arkadaşlar deniz seviyesinden başlar Karadeniz ormanları. Orman alt sınırının en düşük olduğu yerdir ve geniş yapraklı ormanlar, karışık ormanlar, iğne yapraklı ormanlar. Çıkmış sınav sorusu. ÖSYM dedi ki geniş iğne, karma iğne yapraklı ormanlar. Yukarılara doğru gidildikçe bitki örtüsünün değişmesinin temel sebebi nedir diye sordu. Sıcaklıktır yukarılara çıkıldıkça sıcaklık azaldığından dolayı bitki örtüsü değişir. Sakın unutmayın bunu değerli arkadaşlar. Bir diğer çıkmış sınav sorusu hemen Karadeniz'le gösteriyorum. Hangisinde bitki örtüsü çeşitliliği daha fazladır diye sordu ÖSYM. E. Bakın Doğu Karadeniz'e baktığınız zaman burada ormanlar vardır. Buralarda arkadaşlar bozkırlar vardır. Yani karasal iklim vardır burada diyeceğiz. Yani Doğu Karadeniz'de Kıyı ile iç kesim arasında iklim farklılığı olduğu gibi bitki örtüsü çeşitliliği de farklıdır. ÖSYM e böyle bir soru sordu. Dedi ki: "Verilen illerin hangisinde bitki örtüsü çeşitliliği daha farklıdır?" diye sordu. Burada işte cevap atıyorum. Rize ile Gümüşhane. Niye? Çünkü Rize'ye baktığınız zaman kıyıda geniş yapraklı ormanlar var, iğne yapraklı ormanlar yükseklerde var ama gümüşhane'ye bakıyorum burada hemen. Gümüşhane'ye baktığımda ormanlık alanın az, karasal iklime sahip olduğunu görüyoruz burada arkadaşlar. O yüzden Doğu Karadeniz'de, aynı şekilde Batı Karadeniz'de de kıyı ile iç kesimler arası bitki örtüsü çeşitliliği fazladır. Yine Akdeniz'de bitki örtüsü çeşitliliği fazladır. Ama Ege bölgesinde kıyı ile iç kesimler arasında bitki örtüsü çeşitliliği fazla değildir. Neden? Çünkü Dağlar kıyıya dik olduğu için kıyıdan gelen nemli hava kütlesi iç kesimlere kadar girebilmekte ve buraya kadar girebildiği için de kıyı ile iç kesimler arası iklim farklılığı daha azdır. İklim farklılığı az olduğu için bitki örtüsü çeşitliliği de azdır. Çünkü kıyıda gördüğünüz bitkiyi iç kesimlerde görebilirsiniz. Ama Akdeniz kıyı şu anda Kıyıda gördüğün bitkiyi sen iç kesimlerde göremeyebilirsin. Bunun en temel sebebi kıyının nemli olması iç kesimlerin daha karasal olmasıyla açıklanır diyeceğiz. Bakın neredeyse her şey dağların uzanışına ee, şey yapıyoruz. Çünkü dağların uzanışı Türkiye'de önemli. O yüzden ben hep fiziki coğrafyayı başta daha sonra şey pardon önce yeryüzü şekillerini anlatırım. Daha sonra bu konuları anlatırım ki çok daha iyi pekişsin değerli arkadaşlar. Evet bunu da sizlere söyledik. Şimdi Karadeniz'deki ormanlar deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça genellikle ne olur burada? Alpin çayırlar. Bunlar dağ çayırlarıdır. Bunları anlatacağım. Yüksek çayırlardır bunlar diyeceğiz. Ve daha yukarıda ise kalıcı kallar vardır. 2000-2300 metrenin üzerinde. Zaten Türkiye'de ağaç kolay kolay yetişmez Doğu Anadolu hariç. Ve yine baktığımız zaman sıcaklığın azalması olduğunu söylemiştim ki zaten burada da notlarımız içerisinde de yazıyor arkadaşlar. Karadeniz'deki ağaçlara baktığımızda özellikle ladin ağacını çok görürüz. Gökner ağacını, kayın ağacını çok görürüz ki kayın ağacı arkadaşlar Karadeniz'in klimaks ağacıdır. Ne demek hocam klimaks? Bir iklime en iyi uyum sağlamış ağaç türüne klimaks ağaç denir ki Karadeniz'de kayın ağacı da vardır. Yine şimşek ağaç, şimşek diyorum pardon. Şimşir, ıhlamur, kestane, gürgen, palamut, sarıçam ağacında görürüz ki bu sarıçam ağacı arkadaşlar 2023 KPSS lisans sınavında çıkmış bir sınav sorusu. Karadeniz'de de görülür. Bunun zaten haritasını sizlere vereceğim. Akdeniz bir de ormanların kendini yenileyebilme hızının en fazla olduğu yer Karadeniz'di. Bunu unutmayalım. Akdeniz ormanlarına baktığımız zaman 0800 metrede makiler vardır ki makileri bitki örtüsünde göreceğiz. Bunlar çalıdır arkadaşlar. Daha sonra yukarılara çıkıldıkça iğne yapraklı ormanları, geniş yapraklı ormanları bir arada görebiliriz böyle karma ormanları ve daha sonra dağ çayları, alpin çayları ve daha sonra da kalıcı kalları görmekteyiz. Kızılçam en önemli ağacıdır, klimaks ağacıdır. Sedir ağacı genellikle dağlarda Akdeniz'in dağlarında Toroslar civarında görülür. Ve fıstık çamını burada görmekteyiz diyeceğiz. Karasal ormanlarda ise Türkiye'de en yaygın özellikle sarı çam ormanları Sarıkamışçı bölgesinde görülür ama Karadeniz'de de görüldüğünü söylemiştik burada. Ve yine meşe ağacı Türkiye'de en yaygın görülen ağaçtır. Ardıç ve karaçam ağaçlarını görürüz ki karaçam da Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yaygındır diyeceğiz. Şimdi başlıca ağaç türlerine şöyle bir bakalım. Çünkü ÖSYM buradan neyi sordu? Sarıçam ağacını sordu. Özellikle dünyadaki ve Türkiye'deki en güney sınırı Kayseri Pınarbaşı'dır. Yaklaşık olarak Kayseri'ye kadar gelebilir arkadaşlar. Şu kesimlere kadar gelebilir diyeceğiz. Ve yine baktığımız zaman Karadeniz bölgesi kıyısında Of-Sürmene'den deniz seviyesine kadar inebilir. Bakın Doğu Karadeniz'de görülebilir diyoruz Sarıçam ağacını. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde Doğu Karadeniz'de çıkmış sınav sorusu Batı Karadeniz'de de biz neyi görüyoruz? Sarıçam ağaçlarını görüyoruz. Yine Türkiye'de 1000 ila 2500 metre arasında yayılış göstermektedir. Ve Türkiye'deki ve dünyadaki yayılışı en güney noktaların birisine ulaşmış olmakta Türkiye'de diyeceğiz. O zaman Tarıça ağaçları genellikle yükseklerde görülen ağaçlardır diyoruz. 1000 ila 250 metrede 2500 metre pardon. Batı Karadeniz'de yaygındır. Özellikle Kayseri'ye kadar inmektedir diyeceğiz. Ve Doğu Karadeniz, Erzurum, Kars, Ardağan çevresi yörelerinde de yaygın olduğunu görüyoruz. Karaçam ağacı özellikle ülkemizde İç Anadolu bölgesinde karasal iklimde görülmesine rağmen arkadaşlar Türkiye'de geniş alanlarda yayılır ve 400 ila 2100 metrelerde görülür. Bakın yine Batı Karadeniz'in büyük bir kısmında bunu görmekteyiz. Yine arkadaşlar bu kesimde Güney Marmara çevrelerinde görürüz. Akdeniz'in iç kesimlerinde görmekteyiz. Yani yayılış alanı çok geniş olduğunu görmekteyiz burada. Kızılçam ağacı tamamen karakteristik bir Akdeniz ağacıdır arkadaşlar. Akdeniz iklimine uyum sağlamış bir ağaçtır Kızılçam ağacı. Batı Anadolu'dan başlar yani Ege'den başlar. Akdeniz'e kadar geniş alanlarda görülür burada. Yine Erbaa yakınlarındaki Tokat Erbaa yakınlarındaki ve Kelkit çayla birleştiği Yeşilırmak'ın birleştiği yer ile işte Ayrancık, Sinop, Boyabat, Amasya, Zonguldak gibi yerlerde mikro klima olarak görülür. Yani nereyi diyorum hocam? Hemen şu kesim. Bakın görüyor musunuz? Sinop çevresi ve şurada şu kesimdeki alanlarda da ee, çok az görülür ki burada mikro klima olarak görülür. Tabii ki Akdeniz kıyı kuşağının karakteristik bitki örtüsüdür. Güneydoğu Anadolu'da da yer yer görülebilir diyeceğiz. Burada en yaygın e, çam türü kızılçam tabii ki Türkiye'de görülen. Toros sediri yine güne, e, güneyde görülen. Yani Akdeniz çevresinde görülür arkadaşlar. Akdeniz ikliminde görülür diyeceğiz. Anadolu'da özellikle batı, orta ve doğu toroslarda, toroslar çevresinde zaten adı üstünde toros sediri buradan gelir. E, burada görülür. Genellikle sedir ağacı zaten toros dağlarında görülür. Bakın yine aynı şekilde Erba Nixar ovalarında da görülebilir. Gökner ağacı, gökner çok çok önemli arkadaşlar. Doğu Karadeniz gökneri vardır ki doğudan başlamak üzere Doğu Karadeniz yaygın gün olarak görülür ve Kızılırmak'a kadar ilerlemektedir diyeceğiz. Uludağ gökneri endemik bir türdür. Sadece ülkemizde görülen bir türdür. Sadece Uludağ çevresinde ve Kuzey Anadolu'da Kızılırmak vadisinden başlayıp olu daha kadar yayılış gösterir diyeceğiz ve endemik bir tür yine kazdağ gökluğuna baktığımız zaman bu da endemik bir tür olduğunu söyleyeceğiz Çanakkale, Balıkesir ve Bursa arasında görülür. Bakın meşe ağacına bakalım meşe ağacı Türkiye'de yayılış gösteren en geniş yayılış gösteren ağaçtır. Görüyor musunuz? İç bölgelerimizde çok fazla. Özellikle şu kesimlerde fazla. Karadeniz, Batı Karadeniz'de çok yaygın. Bakın Yıldız, Istıranca dağları çevresinde yaygın. Yani Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde meşe ormanları ne yapıyoruz? Görüyoruz. Kayın ağacı. Bakın e, spesifik bir ağaçtır, özel bir ağaçtır. Sorulabilir arkadaşlar. Karadeniz'de görülür ve sadece Doğu Karadeniz diye düşünmeyin. Doğu ve Batı Karadeniz'de görülen önemli bir ağacımızdır diyeceğiz. Bakın Balkanlardan Trakya'ya. Kuzeyden ve güneyden yıldız dağlarından başlar. Bakın ıstranca yıldızlardan başlar. Özellikle Batı Karadeniz'den ve Ege'ye çok fazla inmez aslında burada. Biraz Ege Yarımadası'na iner. Daha sonra Doğu Karadeniz'e kadar gider. Denizel iklimi çok sever arkadaşlar. Ilıman iklimi çok sever diyeceğiz ve burada yayılış gösterir. Evet belli bir ağaç türlerini gösterdim sizlere. Sarı çam, kara çam, kızılçam, Toros sediri, göknar, meşe ve kayna ağaçlarını gördük. Şimdi ise e, çalı formasyonuna şöyle bir geçiş yapalım. Çalıda biz şunu görüyoruz. Bir maki. Makiler değerli arkadaşlar Akdeniz iklim bölgelerinde yayılış gösteren ve kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bitkilerdir diyeceğiz. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı tipik bir Akdeniz iklimini görüyoruz burada. E, bodur ağaççıklardır. Kısa boyludur arkadaşlar. Ve özellikle bu bölgede daima yeşil kalır. Yapraklarını dökmeyen bitkiler bunlar diyeceğiz. Ve uzun süreli yaz kuraklığına karşı özellikle su kaybını önlemek amacıyla makiler ne yapar? Bakın bunu sorar ÖSYM. Tekrar ediyorum. Burada yaz ayları uzun sürelidir ve yaz ayları kuraktır. Bu kuraklığa karşı makiler önlem alır. Nasıl bir önlem alır? Bir kalın, sert ve tüylü yaprak özelliklerinin yanı sıra derin bir kök sistemi vardır. Yani kalın olması, sert olması, tüylü olması, derin bir kök sistemlerinin olması, su kaybını önlemek amacıyla yaz aylarındaki su kaybını önlemek amacıyla aldığı önemli tedbirlerdir. Sakın unutmuyoruz. Neler var? Çıkmış sınav sorusu. Sandal, funda, zakkum, defne, yaban mersini, katran artıcı, erguan, yabani zeytin, akça meşe, koca yemiş, kermez meşesi, pırnal meşesi, keçi boynuzu, menengiç, sakız. E hocam bunların hepsini bilecek miyiz? Arkadaşlar bir iki kere tekrar edin aşina kalsın. ÖSYM bunların isimlerini verdi. Türkiye haritasında nerede görülür diye sordu. Şurada. E şöyle hemen şuna göstereyim. Kızılçam ormanlarının görüldüğü her yerde Ege bölgesinde ve Akdeniz bölgelerinde arkadaşlar biz neyi görürüz? Maki türlerini görürüz. Tamam mıdır? Maki'yi unutmuyoruz. Evet arkadaşlar bir diğeri Garik. Garik'in diğer adı Frigana. Ölsemi Frigana diye de sorabilir. Garik diye de sorabilir. Özellikle Akdeniz iklim bölgesinde makilerin tahrip edilmesiyle oluşur. Bakın makiler nasıl oluşuyordu? Kızılçamın tahrip edilmesiyle maki, makilerin tahrip edilmesiyle ise garikler oluşur diyeceğiz. Özellikle baktığımız zaman yine kısa boylu, seyrek çalı topluluklarıdır. Genellikle diz boyunu geçmez diyeceğiz. Bunların türleri nelerdir? Çıkma, çıkabilir arkadaşlar. ÖSYM bunların türlerini sormadı. Gelebilir karşımıza. Özellikle biz lavanta, kekik, funda Diken çalısı, ada çayı, süpürge çalısı, yasemin ve tüylü lade Bunları unutmuyoruz lütfen. Özellikle lavanta, kekik, funda, diken çalısı, ada çayı, süpürge çalısı, yasemin ve tüylü laden. Bunlar neymiş arkadaşlar? Garip firgana. Ege ve Akdeniz bölgelerimizde görülür. Ve baktığımız zaman makilerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkar diyeceğiz burada. Pseudo de maki ya da pseudo do maki. Nasıl olursa. Özellikle baktığımız zaman. Ülkemizde Karadeniz bölgesinde ağaçların tahrip edilmesiyle yaprak döken ağaçların geniş yapraklı ağaçların tahrip edilmesiyle ortaya çıkan çalılardır diyeceğiz. Pusuda baktığımız zaman kışın yaprağını döken türlerden oluşur. Yani geniş yapraklı ağaçlarda çok fazla görürüz. Özellikle kızılcık, börden, yabani elma, muşmula, yabani erik, üvez, fındık, akça meşe gibi akça e, kesme gibi. Bunları ne yaparız biz? Pseudomaki, yalancı maki diyoruz. Karadeniz'de görülür. Sakın unutmayalım bunu. E Tabii ki bu ağaçlara baktığımız zaman şöyledir. Bir fındık mesela. Fındığı çok fazla kesersiniz, tarif edersiniz. Asla o bir fındık ağacıdır ama e, çok fazla kestiğiniz için çalıya benzer. O yüzden yalancı maki denilir buraya. Pseudomaki. ÖSM size şöyle bir soru sorsa. Maki, garik ve pseudomaki. Üçünün ortak özelliği nedir diye sorduğunda sakın unutmayın. Üçünün ortak özelliği tabii ki de üçü de çalı topluluğudur. Bir. Üçüne de baktığınız zaman kısa boyludur. Otlardır diye kısa boy çalı topluluğudur diyeceğiz. En önemli özelliği şudur. Üçü de insan tahribatı sonucunda oluşmuştur. Maalesef ki çok fazla tahrip ediyoruz. Tahrip etme sonucunda üçü oluşuyor diyeceğiz. Tabii sadece burada insanlar değil hayvanlar da tahrip edebilir. Özellikle makileri daha sonra sizlere anlatacağım. Ee, keçiler, kıl keçisi çok fazla tahrip edebilir. Kızılçam ormanlarını tahrip edebiliyor diyeceğiz. Ot formasyonunda bozkır sitep belki de Türkiye'de en yaygın, en geniş alanda görülen ot topluluğu bozkırtır diyeceğiz. Niye? Çünkü Türkiye bir karasal iklime sahiptir ve bu yüzden çok görülür özellikle ağaç yetişmesine imkan vermeyecek kadar az olduğu kurak ve yarı kurak alanlarda görülür diyeceğiz. Yani bir yerde eğer bozkır varsa orada yağış azdır diyoruz. Ve yağış olmadığı için zaten bozkır var. Seyrek ve cılız otlardır ki bunu Ankara çevresinde çok görüyoruz. Kayseri çevresinde İç Anadolu'da Güney Anadolu çok fazla görüyoruz. Yıllık yağış miktarı 250-400 mm arasındadır. Ve yine burada kökleri derine inmiş kurak otlardır. Bakın bir bitkinin kökleri ne kadar derine iniyorsa orası o kadar kuraktır diyeceğiz. Karadeniz'de mesela bitkiler kökleri o kadar derine inmez. Niye? Çünkü orada zaten su bulma isteği yok. Çok fazla yağış var. Ama iç bölgelerimizdeki bitkiler daha fazla kök sisteminin geliştiği bitkilerdir burada. Yine ilkbaharda yeşerir arkadaşlar. Sonbaharda, yazın ne yapar? Sararır bu otlar diyeceğiz. Denizel etkiye kapa kapalıdır. Türkiye'de görülen en yaygın görülen ot geven otu. Bir gün soracaklar bunu. Belki ÖABT sosyal bilgi ÖABT'de de sorabilir ama Türkiye'de en yaygın görülen ot geven otudur. Yavşan otu, çoban az, yastığı, gelincik, sığır kuyruğu. Bunları verir ÖSYM. E. Bunların görüldüğü yer hakkında hangisi söylenebilir der. Bunlar bir yerde görülüyorsa orada karasal iklim şartları vardır. Yağışın az, sıcaklığın az ve kuraklığın fazla olduğunu görmekteyiz burada. Ve rüzgar erozyonunda çok şiddetli olduğunu görüyoruz. Çünkü bitki örtüsü cılızdır. Yani bunları duyarsanız onu diyeceğiz. Yine kekik, sütleyen, yumak, kar, e, kardikeni, Ada çayı, üzerlik, çayır üçgülü ve yine kalaçotu, çakır dikeni gibi bitkileri görmekteyiz ki ben de İç Anadolu'da yaşayan birisi olarak, Ankara'da yaşayan birisi olarak bunların çoğunu ne yapıyorum rahat bir şekilde görüyoruz. Başka? tabii ki bu, bu, bu bozkırı da boş bırakmıyoruz ki antropojen bozkır. Bozkırların tahrip edilmesiyle özellikle ormanların tahrip edilmesiyle oluşur diyeceğiz ve İç bölgelerimizde ormanların tahribatı sonucunda oluşan bozkırlara antropojen bozkır denir arkadaşlar. Bu da tahribat sonucunda ortaya çıkar. Çıkar Ve bu otların görüldüğü alanlarda yer yer ağaçlar vardır. Zaten en tipik özelliği bu arkadaşlar. Burada e, normalde orası bir ormandır ya da ağaçların fazla olduğu yerdir. Ama biz burayı tahrip ederiz ve orada sadece otlar kalır, bozkırlar kalır. Yer yer ağaçlar görülür. Bu da zaten oranın ta, e, tahrip edildiğinin kanıtıdır diyeceğiz. İç bölgelerimizde görülür. Çayırlar genellikle yükseklerde görülür ama Erzurum, Kars, Ardağan çevresinde çayır bitki örtüsünün çok geniş alanlarda görmekteyiz. Burada yine Toros Dağları çevresi, Kuzey Anadolu Dağları çevresinde görülür. Genellikle çayırlar arkadaşlar orman üst sınırının yetişebileceğinin en üst seviyesidir. Yani ormanın artık çıkamadığı seviyelerde görülür. Çünkü ormanlar belli bir sıcaklığa kadar yetişebilir. Onun üstünde artık çayırlar vardır. Genellikle çayırların olduğu yerlerde de büyükbaş hayvancılık vardır ki zaten Erzurum Ardağında görüyoruz. Kuzey Doğu Anadolu yani Kuzey Anadolu pardon ee, yani neresi burası arkadaşlar Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çayırlar ve bu çayırlarda büyükbaş hayvancılığı görüyoruz. Nedir türleri? Yumak vardır, tarla sarmaşı, düğün çiçeği, orman gülü, mine, kardelen, taş kıran gibi türleri görmekteyiz diyeceğiz. Bunları dediğim gibi çok fazla size şey gelebilir ayrıntı ya da çok nasıl hocam bunları ezberleyeceğim diyebilirsiniz ama böyle birazcık bir iki kere tekrar edin okuyun arkadaşlar. Soruları çözdüğünüz zaman eminin karşınıza daha net gelecek ve daha rahat çözebileceksiniz diyeceğiz. Şimdi birkaç konumuz kaldı endemik türler ve Türkiye'deki yayılış alanlarına bakıp bitiriyoruz arkadaşlar. Türkiye'de endemik tür bakımından çok çeşitlilik vardır Türkiye'de ve baktığımızda arkadaşlar 12 binden fazla endemik tür bulunmaktadır ve 12 binden fazla bitki türü bulunmaktadır ki bunun 3650'si endemiktir. Peki hocam ne demek endemik tür? Sadece belirli bir alanda belirli bir bölgede görülen türe endemik tür denir arkadaşlar. Baktığınız zaman Türkiye Endemik tür bakımından çok ama çok gelişmiştir diyeceğiz. Tabi neden hocam bu kadar fazla endemik tür görülüyor? 1. Topografik çeşitlilik. Ne demek hocam topografik çeşitlilik? Yeryüzü çeşitliliği. Yeryüzünün kısa mesafede çeşitlilik göstermesi. Orada bitki türlerinin dağılışını engellemiştir. O yüzden sadece belli bir alanda kalmıştır. 2. İklim çeşitliliği. Ülkemizde iklim çeşitliliği fazla olduğu için endemik tür çeşitliliği fazladır. Toprak çeşitliliği. Jeolojik, jeomorfolojik çeşitlilik diyeceğiz. Yine arkadaşlar bizde 5000 metrede de yükselti vardır. 0 metrede de. Örneğin ağırda 5137 metredir. Yani ne kadar fazla yükselti farkı varsa burada endemik türlere de o kadar fazla rastlayabiliriz. Yine kıtaların geçiş noktasında yer almamız, göç güzergahı içerisinde yer almamız geçmişten gelen iklim değişiklikleri ile birlikte kalıntılar vardır ki biz ona relik bilgi diyoruz. Bunu konuşacağız sizlerle. Yine orta kuşakta yer aldığımız için hem kuzeyden hem de güneyden hava kütleleri gelmekte bize. Kuzeyden gelenler soğuk, güneyden gelenler sıcaktır. Ve bu bağlamda arkadaşlar iklim çeşitliliğinde fazla olduğunu görmekteyiz. Yine buzul çağlarından fazla etkilenmeyerek birçok bitkinin sürdürmesi çeşitliliği sağlamıştır diyoruz. Özellikle topografi çeşitlilik, yüz şekilleri, iklim çeşitliliği, toprak çeşitliliği bunların hepsi etkilidir. Endemik bitki en fazla ülkemizde Akdeniz'dedir. Toroslar çevresindedir ve en fazla Batı Toroslardır. Sakın unutmayın ve en fazla da Antalya'dadır diyeceğiz. Bu üçünü lütfen unutmayın. Sorar ÖSYM çıkar karşınıza gelir. Endemik bitki en fazla Akdeniz'de. Endemik bitki en fazla hangi bölüm derse Batı Toroslardır diyeceğiz. En fazla ilimizde Antalya'da endemik bitki diyoruz. Sakın Rize'ye Trabzon'a gitmeyin. Antalya'da diyeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle bazı endemik türleri verelim sizlere. Mesela Kaz Dağları çevresinde görülen Kaz Dağı göknarını görmektesiniz. Yine arkadaşlar Muğla'da görülen Sığla ağacı ki bu Sığla ağacı arkadaşlar önemlidir. Günlük ağacı olarak da bilinir Sığla ağacı. Köyceğiz Dalaman arasında çok fazla görülür ki buraya gittiğimde görmüştüm bunları. E, Sığla ağacını günlük ağacı denilir diğer bir ifadeyle. Bu nedir arkadaşlar? Endemik bir türdür. Unutmayalım lütfen. Yine Yıldız Dağları çevresinde Istıranca meşesi. Zonguldak çevresinde yine Istıranca meşesini görmekteyiz. Kastamonu Yozgat çevresinde ispir meşesi unutmayalım. Yine Batı Karadeniz'de Kral Eğrentisi, Rize'de Anzer Çayı, Artvin'de Fıstık Çamını görmekteyiz. Yine Bitlis'te Nemrut Soğanı, bakın Bitlis'tedir unutmayın Adıyaman değil Bitlis. Yine Terslale Van Hakkar yöresinde Karagül Şanlıurfa de görülür. Yine Antalya Çiğdemi adı üstünde Antalya'da görülür. Yine yönlü gelin Denizli'de ve yine arkadaşlar Kastnak meşesi bunu da unutmayın ÖSYM sorabilir arkadaşlar. Göller yöresi Isparta çevresinde Kapadokya soğanı zaten bilirsiniz. Yanar döner Ankara'da görülür arkadaşlar diyeceğiz burada. Başka söylemediğim var mı Safranotu Safranbolu çevresinde Kastamonu Özga çevresinde ne görülür İspir meşesi. Datça yarımadasında ise Datça hurması görülür diyeceğiz geldik relikt bitkilere, kalıntı bitkilere. Çok çok önemli değerli arkadaşlar. Sorabilme ihtimali var. Türkiye'de özellikle geçmiş e, iklim koşullarına uyum sağlamış ama buraya baktığımız zaman bu iklimlerde kalmış kalıntı bitkiler vardır. Geçmiş jeolojik dönemlere ait koşullara uyum sağlamış ve günümüzde de uyum sağlayıp devamını sürdürmüş bitkilerdir bunlar. Mesela Toros Dağları'nda görülen kestane, kayın, ıhlamur. Mesela arkadaşlar burada ee, ne var Lübnan sediri vardır. Normalde Lübnan sedirinin bizde ne işi var? Lübnan'da olması lazım değil mi? Yani hatta Lübnan'ın da e, sedirde, e, bayrağında sedir ağacını görmekteyiz biz ama bizde var. Bu nedir arkadaşlar? Kesinlikle bir kalıntı bitkidir. Relikt bitkidir. Doğu kayınının bizde olması, koca yemişin sandalın, ıhlamur, sedir ağacı Sığlağacı. Hem reliktir hem endemik bir türdür ağacı Bunu da unutmayın. Önemli. Bakın sorabilir ÖSYM sığlağacını. Çok önemli. Yine kayın ağacı. Bakın Amanos dağlarında Murat dağında görülmesi. Normalde kayın ağacı nerede görülür? Karadeniz'de görülür. Ama ben bu kayın ağacını gidip de Amanos dağlarında Hatay'da görüyorsam bu relik bitkidir. Kestane kayınıklamur daha fazla nerede görülürdü? kesinlikle Karadeniz'de görülür. Ama Toros dağlarında bu varsa bu demek ki kalıntı bitkiymiş diyeceğiz. Unutmayalım arkadaşlar bunları. Evet klimaks bitki. Bir iklime en iyi uyum sağlamış bitkiye klimaks bitki denir. Akdeniz'in bitki türü kızılçam çıkmış sınav sorusudur bu. Karadeniz'inki ladin, Karasal iklimin ise daha çok sarıçam ağaçlarını görürüz değerli arkadaşlar. Klimaks bitki bir ee, baskın bitkidir. Bir iklime en iyi uyum sağlamış bitkidir. Akdeniz'in kızılçam, Karadeniz'in ladin ve Karasal iklimin ise sarıçam olduğunu görüyoruz. Yine çıkmış sınav sorusunda ÖSYM bunu plat olarak sordu. Vejetasyon süresi. Vejetasyon süresi bitkilerin yetişme, büyüme süresi olarak gelir sıcaklıkla doğru orantılıdır. Sıcaklık e, ne kadar uzun süreli sıcaklıklar varsa vejetasyon süresi daha uzundur. Bitkiler daha uzun bir şekilde büyüyebilir. Ama ne kadar kısaysa daha kısadır. Örnek vermek gerekirse bakın burada verdim. Vejetasyon süresi en uzun Akdeniz'dir. Toplam 300 gün güneşli olduğu için, sıcak olduğu için burada vejetasyon süresi daha uzundur Akdeniz'de. Ama vejetasyon süresinin en kısa olduğu yer Doğu Anadolu'dur. Bakın burada 140 gündür diyeceğiz. Tamam mıdır? Unutmayalım. ÖSYM bunu nasıl sordu? Hangisinde vejetasyon süresi daha kısadır dedi. Erzurum Kars platosuydu. Burada vejetasyon süresi daha kısadır çünkü soğuk olduğu için. Kozmopolit bitki. İklim seçiciliği az. Mesela meşe gibi, mesela karaçam gibi. Bunların iklim e, nedir? E, azdır iklim seçiciliği ve geniş alanlara yayılmıştır diyeceğiz. Bir de bakı etkisi vardır. Ülkemizde bunu çok görürüz. İşte dağların kuzey yamacı ile güney yamacı arasında, mesela dağların şu şekilde kalıcı kağları görüyorsunuz. Şimdi dağların güney yamacı güneşi daha fazladır. O yüzden burada güneşi seven bitkiler vardır. Mesela dağların kuzey yamacı ise daha nemlidir ve ee, burada güneşi çok sevmeyen bitkileri görürüz. Buna biz bakı etkisi deriz. Evet, Türkiye'nin bitki örtüsüne de şu şekilde baktığımızda Karadeniz kıyı kuşağında bakın. Batı Karadeniz'de ormanların fazla, Doğu Karadeniz'de daha az olduğunu görmekteyiz. İç bölgelerimizde ormanlık kalan az ama ormanlık kalan en az olduğu bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi diyeceğiz. Değerli arkadaşlar bundan sonra konumuz Türkiye'nin toprakları konusu. Bitki örtüsü birazcık uzun bir konuydu ama elimden geldiğinde sizlere daha basitleştirerek anlatmaya çalıştım. Bundan sonra konu Türkiye'nin toprakları konusu. Bu derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.